Herkese hayırlı günler. Köyde dikmiş olduğumuz çileklerimizi şimdi bazıları kızarmış. Bunları hasat edeceğiz. Şöyle göstereyim. Hem bu tarafta hem bu tarafta. Şurada bizim poşet üstüne diktiklerimiz de vardı. Onlardan da toplayacağız. Ve neleri hatalı yapmışız, neleri doğru yapmışız onlara bakacağız. Biraz kızarık olanları da alacağım. Yani tamamen kızarmış olmasını değil. Çünkü toprakta kaldığı için şu şekilde gördüğünüz gibi zarar görmeye başlarmış. Ve yakın zamanda da gelme durumu olmuyor. Sürekli öyle olunca biraz pembe olanları da toplayacağım. Şurada da var bir tane. Şöyle bunları. Güzel bazıları mesela iri iri olmuş şöyle. Şurada büyük büyük olan çilekler zaten daha iri hale getirebilmişler çileklerini. Şurada da bir tane görmüştüm, bunu da alayım. Bu da biraz pembe ama alacağım çünkü bozukluklar oluşmaya başlamış. Burada çok yok zaten. Asıl şuradan başlayacağız. Burada da yine çamur olurmuş. Özellikle çok fazla yağış oldu. Ondan sonra böyle artık bunlar zarar görür. Yıkayacağız bunları tabii yemeden önce. Şurada da küçük bir tane kızarmış. Bu da artık kendisini büyütemez. Bu tarz şeyleri de büyütemiyorlar. Çok fazla çamura da basmak istemiyorum. Şöyle. İki tane de oradan aldık. Bir tane de şu tarafta var. Şöyle bunu da alayım. Hep topraklı olmuşlar işte. Bu şekilde dikimin zararları bunlar. Bu arada çoğalmaya gidiyor sürekli çilekler. Onları koparmıştım. Ama tekrardan çoğalmaya gidiyor dediğim şunlar. Yeni çilekler üretmek için. Koparmıştım bunlar tekrardan. Bunlar gitmiş. Tekrardan ben koparacağım çünkü meyveye gitmesini istiyoruz. Bakın maşallah burada güzel iri bir tane olmuş. Arkası çamur yine tabii ki. Şöyle. Çok güzel iri bir çilek olmuş. Şurada da bir tane var. Bunun da büyüklüğü fena değil. Bu da güzel. Şimdi bizim şekilde malçlama poşeti normalde kullanmak gerekiyor, siyah malçlama poşeti. Ama biz slush poşetleri vardı elimizde yeşil, onu kullandık. Şimdi hatamız ne olmuş? Özellikle şöyle baktığım zaman bildiğiniz burada da toprak gelmiş. Toprağın temas etmesini istemiyorduk. Otlanmaya mahal vermedi bu malçlama. Tamam, çok güzel, fakat biz bunu yüksek yapamamışız. Yani aslında daha yüksek olması gerekiyormuş. Sağ taraf çok daha yüksek. Ama orada da yine aradan topraklar şey yapmış, yani yağmurun etkisiyle. Tabii bu biraz da olağanüstü bir durum oldu. Çok fazla yağmur yağdı ve yani yağmur hani normal bir şekilde yağmadı. Açık konuşmak gerekirse. Halen devam ediyor. Hafta içi de yine devam edecek. Bugün bir boşluk oldu. 1 Mayıs bugün. Ama çarşambadan sonra tekrardan yağmurlar başlayacak ve şiddetli yağmurlar gözüküyor. Böyle bir problemimiz var. Bundan da kaynaklı ama bizim tabii ki çok daha yüksek yapmamız gerekiyormuş. Birincisi, ikincisi yüksek yapıp, genişliğini örnek veriyorum bu şekilde yapıp, ama yüksek yapıp bir tane örnek veriyorum buraya dikilmişse bir tane de şöyle çaprazlamasını, aslında çok daha fazla çilek dikebilirmişiz. Orada da bir hatamız mevcut. İkinci, zaten aradaki farka bakarsanız şuradaki çilekler çok daha büyükken yaprakları olsun, gelişim olsun, buradakiler çok daha küçük kalmışlar. Çünkü yani şöyle gördüğünüz gibi burada tam olarak şey uygulanamadı. Burada problem çıktı, yani problem meydana geldi. Tam olarak düzgün kesilemedi biz kestiğimiz için. O zaman da bardakların içinde dikiliydi çilekler. Bardak boyutunda geçmesi için bir şekilde böyle kesilmiş. Normal şartlarda ben çok daha küçük kesiyordum. Hani ne kadar küçük olsa yaprağı o kadar başka şeylere, toprağa daha doğrusu temas etmeyecekti.
Ve tabii ki meyve çokluğu. Örneğin şurada çok fazla meyve tutmuş. Bundan kaynaklı olarak da iriliği çok fazla iri değil. Ayrıca da nasıl diyeyim size, büyüklüğü, yani ağacının da büyüklüğü çok fazla olmamış. Şöyle şunları da toplayayım. Yine bunlarda da tabii ki buradaki çileklerde de çoğalmaya gidenler var. Onları da şey yapacağım. Şimdilik bu kadar oldu. Şurada buranın çilekleri daha iri olmuş. Şöyle güzel iri bir çilek. Bunu da hemen atalım. Şunu da alıyorum. Dediğim gibi çok sık gelme imkanımız olmuyor. Yine buradaki çilekleri alayım. Burada 3 tane birden kızarmış. Daha da geliyor gördüğünüz gibi. Halen şöyle çilekler gelmeye devam ediyor. Yavrulamasını engellediğimiz takdirde inşallah şu olacaktır. Şöyle bakın, küçük kalmışlar. Küçüklükten kızarma yapmış bunlar. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bunları da koparacağım ya. Bunların büyümesi mümkün değil. Çok fazla çilek olmuş ve kendisini çok fazla büyütemediği için çileğin kendisi, tabii ki meyvelerini de haliyle çok fazla büyütemiyor. O yüzden mümkün mertebe çileklerini topluyorum ki diğerleri daha sağlıklı olabilsin. Şöyle şuraya bakayım. Bu çok daha kızarmamış. Bunları ayrıca bir de sulama yapmamız gerekli. Şurada da yine iri güzel bir çilek mevcut. Yani şöyle gördüğünüz gibi çileklerin iri olduğu yerde tutmuş oldukları çilekler de daha iri, daha güzel olmuşlar. Şöyle bunlar da ilerleyen zamanda büyüyeceklerdir. Çilek hasadımız bu şekilde sonuçlandı. Çok fazla değil. Ama zaten çok fazla çilek de yok. Yani şöyle geliyor aklıma. 100 adet, belki 150 adet şu şekilde sistemlere yapıldığı takdirde ve daha sağlıklı olduğu durumlarda tabii ki. Bu şekilde sistemlere yapıldığı takdirde güzel sonuçlar elde edilebilecektir diye düşünüyorum. Fide anlamında 100-150 adet olduğunda çok daha iyi hasatlar elde edilir. Haftadan sonra artık havalar tekrardan yaz sıcaklarına dönecek. Bu durumda tabii ki daha fazla gelişim göstereceklerini, daha çok kırmızılaşacaklarını tutanların da düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ben bunların şu dallarını koparacağım yine meyveye gitmesi için. Ardından sulamalarını yapacağım aynı şekilde serranında. Ondan sonra buradaki bu bitkilerimizle, bu meyve sebze ile işimiz bitecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler.